Şimdi Türk dünyasındaki gelişmelere bakalım. Özbekistan gündeminin notlarını alacağız. TRT muhabiri Şahruhbek Alimov karşımızda. Evet Şahruhbek, Özbekistan gündeminin notları için söz sende. Başladı bugün itibariyle. Normalde 1 Eylül'de Özbekistan'da bağımsızlık günü kutlanıyor ve ertesi günü yeni öğretim yılı başlanıyordu. Ama bu sene Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bağımsızlığın 30. yıl dönümüne özel 5 günlük resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte 6 Eylül'de başladı bu sene öğretim yılı. Ve en önemlisi bu sene eğitimler yüz yüze eğitimle başladı. Yani şu anda ülke genelinde tüm okullar, üniversiteler, kolej, lise ve her türlü eğitim muhasiselerinde eğitimler başladı ve yüz yüze eğitim başladı. Ve geleneğe göre bugün yani eğitim yılının birinci gününde okullarda bağımsızlık tarihi, bağımsızlık günü münasebetiyle dersler verilir ve bağımsızlık tarihi, ülkenin tarihi ve şu ana kadar elde edilen başarılar hakkında bilgi verilir öğrencilere. Ve ayrıca bu sene birinci sınıfa başlayan okullar, öğrencilere Cumhurbaşkanı'nın hediyesi de dağıtılır. Yani kırtasiyeler, ürünleri ve kitaplar ve okul için gerekli tüm malzemelerden ibaret Cumhurbaşkanı hediyesi takdim edilir ve bu sene birinci sınıfa başlayan öğrenciler o Cumhurbaşkanı'nın hediyesiyle okula başladılar diyebiliriz. Öte yandan hükümet kararıyla Taşkent'teki yeşillik oranı artırılmasına yönelik bir kampanya başlatılıyor. Ayrıca 24 saat içerisinde Taşkent'teki parkların 24 saat içerisinde çalışmasına izin verildi. Artık gece saatlerinde veya günün herhangi bir saatinde parklara gidip istirahat edilebilir. 2023 yılına göre 2023 yılında şehirdeki yeşillik oranı %30'a çıkartılması hedefleniyor. Şu anda %26 küsur oran olarak belirtildi şehir valiliği tarafından ve bu rakam %30'a çıkartılması hedefleniyor. 2024 yılına kadar ağaçların izinsiz kesilmesi yasak ve belki de bundan sonra da devam edecek bu yasak. Yani insanlar veya kuruluşlar ağaçları izinsiz kesmelerine izin verilmeyecek. Öte yandan Semerken Devlet Mimarlık Enstitüsü'ne bir Türk profesörü rektör atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Çiğdem Canbay Türk Yılmaz Semerkant Devlet Mimarlık Enstitüsü'ne rektör olarak atandı ve yakınlarda çalışmaya başlayacak. Daha önce Taşkent Devlet Mimarlık Enstitüsü'ne de bir Türk profesör rektör atanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Ercan Kahya Taşkent Devlet Mimarlık Enstitüsü'ne rektör olarak atanmıştı ve yakın günlerde çalışmaya başlayacak. Yani mimarlık alanında Türk tecrübesi yakın günlerde eğitimde kendini gösterecek diyebiliriz. Öte yandan COVID vakalarına gelecek olursa günlük vakalarda düşüş var. Neredeyse bini aşkın günlük vakalar görüyorduk ama şu anda günlük vakalar 600 civarında, daha doğrusu son 24 saat içerisinde 640 kişide koronavirüs tespit edildi. 123 kişide ise pnömoni hastalığı belirlendi. 629 kişi son 24 saat içerisinde taburcu olduğunu söylüyor Sağlık Bakanlığı ve maalesef ölüm vakalarında düşüş görülmüyor. 8 vatandaş koronavirüsten, 3 vatandaş da pnömoniden dolayı hayatını kaybetti son 24 saat içerisinde. Ülkede aşı işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 15 milyonu aşkın aşı kullanıldı ve 2 milyon 100 bin vatandaş tam aşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da dediğimiz gibi okulların yüz yüze eğitime başlamasına bir adım olarak da söyleyebiliriz. Bu aşı işlemleri devam edecek ve yıl sonuna kadar nüfusun %20'si tam aşı olması hedefleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.